Bugün Levent Tuzemen köşe yazısında siz de dün stat'taydınız. Çıplak gözle de izlediniz. Levent Tuzemen de bugün yazısında Fatih Terim'in öncelikle dikkat etmesi gereken şey Galatasaray'ı bir daha yalnız bırakmamak Süper Lig içerisinde. Yani tribünde olmaması, sinirlerine hakim olması ve sadece Galatasaray'a saha içinde konsantre olması yönünde bir görüş belirtmiş. Fatih Hoca'nın saha kenarında ve tribünde olduğu zamanlarda bir fark oluyor Galatasaray'da. Dün bu farkı siz de canlı gözle gözlemleyebildiniz mi? Kesinlikle doğru söylemiş Levent abi. Bir pozisyon oldu. Oğulcan hani hakemin durdurduğu pozisyon vardı. Normal şartlarda pozisyonu devam ettirirse gol olacak. VAR'a gitse VAR pozisyonun temiz olduğunu söyleyecek. O pozisyonda hoca çok kızdı. Aşırı kızdı. Dördüncü hakeme kadar gitti. Dördüncü hakeme VAR'ı gösterdi adeta. Monitörü gösterdi. Bıraksan dedi bu VAR'ı ama oradaki hareketlere baktım ben önümdeki monitörden yani yayıncı kuruluş göstermedi. Gerçekten orada kendisine hakim olamasa yine orada bir kart pozisyonu olacak. Yani bazen gerçekten de çünkü maç sonrası da zaman zaman geçmişteki son 2-3 haftadaki hakem hatalarına değindi. Mutlaka kendisi de bundan sonraki maçlarda çok büyük bir haksızlıklar olmazsa mutlaka sakin olacaktır. Ama en çok ceza alan teknik adamlardan bir tanesi olarak kendisi de çok net ifade etti. Fatih Terim'in tribünde olduğu her maç Galatasaray sıkıntı yaşıyor. Evet Arda eli ayağı. Arda saha içindeki çok önemli etken. Ama Evet. futbolcular kenara baktığı zaman Fatih Terim'i görmek istiyor. Sadece Fatih Terim de bütün futbolda böyle. Dün de bunu bir kısa geçiş yapmıştık konuşmalarımızda. Kulübede teknik direktörünü görmek ister yani futbolcular. Şimdi birazdan Fatih Hoca'nın basın toplantısının detaylarını konuşacağız ama öncesinde bir sorum daha var. Eğer Fatih Terim dün maç sonu transfere dair bu önemli açıklamaları yapmasaydı belki de biz maça dair en çok Belhanda'nın hat-trick yapmasını ve Belhanda'nın yaptığı bu hat-trick'in sözleşmesine nasıl yansıyacağını konuşacaktık. Bu soruyu sormak istiyorum. Belhanda'nın sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Bugün yine Ahmet Çakar da köşe yazısında ve dün akşam sosyal medyada en çok gözlemlediğimiz görüş şuydu. O da Belhanda hat-trick yaptı. Galatasaray'da sözleşmesini garantiledi. Erman Hoca da devre arasında bu yorumu yapmıştı. Süper Lig'de ilk kez hat-trick'e imza attı Belhanda. Dünkü performansı sözleşmesine yansıyacak mıdır? Savaş Çorlu'nun bu konudaki görüşü ne olur? %100 yansıyacaktır. Yine dünkü yayınımızda demiştik ya bugünkü maçta Belhanda ne verecek onu çok merak ediyorum demiştik. Evet. Ama Belhanda dün gol atmamış olsaydı bile Galatasaray Belhanda ile bir defa sözleşme uzatmayı net olarak Fatih Terim'in isteği doğrultusunda kafasında vardı. Ama Belhanda bu isteğe, bu görüşe destek vermiş oldu. Yani Fatih Terim'in yönetime karşı Belhanda ile uzatılan sözleşmesine çok net bir destek verdi. 3 golle destek verdi. Kimse şu rakip gençler birliği demezdi. Tekrar yani rakibin gençler birliği ya da X bir takım olması fark etmiyor. Galatasaray güzel futbol oynadı. Belhanda o iyi oyuna resmen eşlik etti. Arda'nın liderliğindeki o futbola atmış olduğu 3 golle ve 3 vuracak. Dün ne dedik? Yani duran toplardan vurmuyor Galatasaray. Duran toplardan atamıyor. Evet. Bunu yaparsanız atıyorsunuz işte. Bu pozisyonlar her maç biliyorsunuz. Bazen bakıyorum o ona bırakıyor, ona bırakıyor. Vuracak Galatasaray. Vurdukça gol olacak. Ve bundan sonra Belhanda gollerine devam edecektir. Önümüzdeki günlerde de sadece Belhanda değil, Ömer, Emre Akbaba, birkaç futbolcunun daha sözleşmesi konusunda yeni gelişmeler duyacağız. Ve o yeni gelişmeleri duyarken tabii Fatih Hoca maç sonunda transfer dönemine dair çok önemli açıklamalar yaptı Savaş Çorlu. Fatih Terim uzun zamandır tüm basın mensupları hangi sözünün ne anlama geldiğini, hangi açıklamayı neden yaptığını Fatih Hoca'nın açıklamalarında hep bir alt metin ararız. Dün Fatih Terim Galatasaray'ın kendi istediği futbolcularını yani transfer listesini kamuoyuyla da paylaştı, basın mensuplarıyla paylaşarak. İrfan Can Kahveci, Edin Visca'yı, Onyekuru'yu ve Mustafa Muhammed'i istiyoruz, evet dedi. Hatta şunu da sözlerine ekledi. Hatta Visca'yı da istiyoruz, İrfan Can'a istediğini söyledikten sonra. Galatasaray eğer görüşürse Medipol-Başakşehir cephesiyle Göksel Gümüşdağ'la Visca'yı da istiyorum ifadelerini kullandı. Böyle bir açıklama bekliyor muydunuz dün akşam? Sizi şaşırttı mı? Size sürpriz oldu mu? Çünkü Fatih Terim her zaman transfer dönemlerinde gerçekten Galatasaray'da istediği isimleri bunu istemiyorum diye söyler. Çıkan isimlerde eğer kendisinin istemediği bir şey varsa ama istediğinde de söyler ama ilk defa bu kadar net bir şekilde transfer listesini paylaştı Galatasaray. Çok net bir şekilde bu kadarını beklemiyordum. Bekliyordum diye yalan söyler. Bizler baştan sonraki özellikle İrfan Can'a ne cevap verecek diye beklerken ardı ardına birçok transfer ismi gündemde olanları takır takır açıkladı. Burada
Bekliyorum ifadesi çok doğru olmazdı. Fatih Hoca hep zaman zaman çok net, zaman zaman da ortadan açıklamalar yapardı. Böyle bir açıklama en son ne zaman yaptı? Kendi sosyal medya hesabından hatırlarsın 2 sene önce Serdar Aziz'in takımdan gönderileceği, Ozan'ın takımda kalmasını istediği bir yine ara transfer dönemiydi. Orada çok net ifadeler kullanmıştı. Ve daha sonra Serdar Aziz'le yollar ayrılmıştı, Rodriguez'le yollar ayrılmıştı gibi. Ama bugün şimdi İrfan Can'ı beklerken tabii ben Vizca'yı da istiyorum demesi çok ekstra sürpriz oldu. Muhammed Mustafa'yı söylemesi, işte burada Onyekuru'ya olması gerektiğini, fakat burada Fatih Hoca bir çok net bir şey yaptı. Bundan sonraki süreçte hani bir çok meşhur bir kelime var ya, topu X kişinin kucağına bıraktı. Fatih Hoca transferler konusunda topu artık yönetimi kucağına bıraktı. Bundan sonraki süreçte yönetimin işi nasıl olur? Bana göre çok zor olur. Hala şu süreçte ben bakıyorum, dün maçtan sonra gece saat 2'ye kadar falan düşünüyorum. Altından giriyorum, üstünden çıkıyorum. İrfan Can, işte Vişka, Onyekuru dün de yayında biliyorsun söylemiştik Pazartesi İstanbul'da olacak diye Fatih Hoca da ifade etti. Şimdi buradaki süreçte İrfan Can transferi nasıl gerçekleşecek? Finansal fair play durumu ortada. Galatasaray'ın 1 milyon euro civarı parası var. Bunun bir kısmını Onyekuru'ya verecek. Şimdi bundan sonraki süreçte bu isimleri mutlaka bir görüşme yaptır Fatih Hoca yapmıştır. İşte Evet. yöneticilerle kendisi de çok net ifade etti. Başakşehir Kulübü'yle görüşme yapıldığından bahsetti. Sayın Abdülhamid Albayrak ve başkanın bu konuda görüşü, ama daha resmi olması için maç sonraki açıklamalara Başakşehir cephesinden verilen cevap, işte futbolcuların maç içindeki kahve içmeleri, kahve fincanının paylaşmaları Evet. Başakşehir Kulübü'nün, bunlar çok güzel şeyler. Uzun zamandır görmeye hasret kaldığımız şeyler. Genelde bir futbolcu istediği zaman bir diğer kulüp hemen karşı cepheden bir sert açıklama gelirdi. Ama şimdi görüyorum ki çok güzel şeyler olma yolunda ilerliyor. Bundan sonraki süreçte ne olur? Bir de Başakşehir cephesinin yapacağı açıklamaları merak ediyorum açıkçası. Yani şimdi Sayın Göksel Tabii. Gümüşdağ olabilir, Mustafa Bey olabilir. Buradaki Yani dün süreç... Başakşehir şu mesajı verdi mi? Özellikle kahve fincanlarını paylaşarak parayı konuşalım mesajını verdi mi? Başından beri bunu veriyorlardı. Dün akşam da tabii ki bundan sonraki işte parayı konuşalım. Çünkü istenilen oyuncu İrfan Can Kahveci, istenilen oyuncu Vişka. Bu iki oyuncu da şu anda Türkiye'nin baktığın zaman en değerli oyuncularından yani. Şimdi Vişka'yı ben hep söylüyorum. Bana göre Fegül'den sonra ikinci kanat oyuncusu. Türkiye'nin Evet. en kaliteli ikinci kanat. İrfan Can da bölgesindeki oyuncular arasındaki yerli oyuncularda ilk sıraya gelen bir oyuncu. Dün akşam yapılanların özeti şu. Mesut Özil'in konuşulması bir anda gündemi değiştirdi. Türkiye'de 2 gündür, 3 gündür ilk A Spor ekranlarında verdiğimiz Mesut Özil transferinin konuşulmasının bir anda İrfan Can'ın, Rişka'nın, işte Muhammed Mustafa transferler, yani Fatih Hoca'nın açıklamalarına çevrildi ve bundan sonraki süreci çok İşte net Fatih takip Hoca, etmek özür diliyorum Savaş gerekse Çorlu, bölüyorum ama Estağfurullah. hemen şunu da konuşalım istedim. Transfer dönemleri aynı zamanda psikolojik bir savaştır da diyoruz. Özellikle şampiyonluk yarışı içerisindeyken. Fatih Hoca dünkü açıklamaları Fenerbahçe ve Mesut Özil bu kadar konuşuluyorken yapması bir tesadüf mü? Kesinlikle tesadüf olamaz. Yani bu Fatih Hoca bir şeyi söylerken bir söyler, 5 kere düşünür söyler. Yani bunu böyle spontane bir Evet. şekilde çok fazla, eğer bazen o anda olması gereken bir şey varsa o şekilde konuşur. Mutlaka bu transferler konuşulur. Cezası kalkan bir Fatih Terim vardı. Gençler Birliği maçında 6 gol atılmış. Bir takım futbol, her şey çok güzel. İrfan Can transferinin sorulacağını Fatih Hoca %100 biliyordu. Yani daha önce nasıl Falcao transferleri her maç son durum soruluyorsa, dün burada Fatih Hoca İrfan Can transferinde yapmış olduğu açıklamayla, tekrar söylerim, adeta topu yönetim kurulu Sayın Mustafa Cengiz ve Abdülhamid Evet. Albayrak'ın eline bıraktı. Bundan sonraki süreçte artık Fatih Hoca değil, yönetim konuşacak. Çünkü çok net bir ifade kullanıyor sevgili Ceyda. Hemen sorunu alacağım. Diyor ki Fatih Hoca, İrfan Can bizi istiyor. Biz İrfan Evet. Can'ı istiyoruz. Yönetimle de görüştüm. Karşı tarafta da Göksel Bey'le konuştular. Bundan sonraki olay yönetim kurulundadır. Olası bir transferde olumsuzluk sonucunda ben ne yapabilirim? Burada muhatapları yönetim kuruldur diyor. Çok net bir şekilde. Maçtan sonra bakıyorum, İrfan Can Kahveci, Galatasaray'daki teknik heyet, Levent Şahin, Okan Koçuk, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Oğulcan Taylan ve Kaptan Arda Turan'ı sosyal medyadan takip ediyor. Yani bu transferin olma ihtimali olmama ihtimalinden çok yüksek gözüküyor şu ana kadar yaşananlarla. Ama transferde imzalar atılmadan karşı tarafın, yani Başakşehir'in şu anda sessiz kalması bana birazcık sosyal medya paylaşımıyla yapması. Yani bunu bir türlü çözemiyorum dün akşamdan. Acaba o senin ifadenle bugün bazı gazetelerde de var ufak ufak. Acaba o tamamen duygusal yönü, burada paraya mı artık gelin, yani pazarlık yönünü mü Evet. çekiyorlar?
Bunu da göreceğiz ama süreçte kavgasız gürültüsüz bir transfer süreci yaşanıyor. Onu çok net olarak ifade edebilirim yani. Çok Bundan sonra yaşanacak.